Herkese iyi geceler değerli arkadaşlar. Evet, altın fiyatları geçen hafta 1221 seviyesine kadar en fazla geriledi ve açıkçası hemen şöyle bir saniye günlüklere dönelim, daha net söyleyeceğiz. Önemli ortalamaya dokunmadan tekrar tepki verdiğini görüyoruz. Açıkçası biraz daha cuma günü belki 1220 sıkışan bir harekette ortalamaya dokunabilir. Yani 1218'e diye bekliyorduk ama 1221 ile sırtı kaldı. Hatta sona doğru da tepkinin hızlandığını gördük. Şimdi burada tepede mi bir pullback mi oluştu? Evet, eski destek dirençler görüyorsunuz. Destek oldu ve çalıştığını görüyoruz. Şu an için görüntü olumlu. Hali hazırda biz bir gerileme sonrasında çıkışın devamından bahsediyorduk. Şu an için trend olumlu. Herhangi bir sıkıntı yok. Hatta mavi ile işaret etmiş olduğumuz hareketli ortalamaya doğru isteğin devam ettiğini söylemiştik. Bir alış fırsatı ihtimalinden bahsetmiştik. 1233. Hemen dönelim. Altın fiyatlarında 1233 diyelim. Hemen tekrar 1233 diyelim. Şöyle tabloya baktığımızda 1236, 1237 ciddi bir şekilde ilk etapta önemli direnç bölgeleri. Haftalıklarda aynı şekilde 1233 üzerindeki hareket, 1249, 1250 bu anlamda 1231 üzerinde kaldığı için 1300 potansiyeli korunuyor. Aylıklarda 1232 üzerinde kapattığı için 1250, bu hafta için 1249, 1256 ihtimalinin hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu hareketin devamı için 1229 üzerinde kalması bile yeterli olacaktır. Hatta 1237 üzerindeki harekette biz yukarı hareketi görebiliriz. Günlük banda baktığımızda ons altında şu an için cuma günü 15 dolar oluşmuştu. Ortalama 15 dolarda gidiyor. Dolayısıyla ilerleyen saatlerde, daha doğrusu açılış olduktan sonraki noktada altın fiyatlarının ilk desteği 1229. 1230 üzerinde kaldığını düşünecek olursak şu anki tabloya baktığımızda tabii ki yukarıda 1230'un üzerine 15 koyduğumuzda 1245 tekrar 44-45 gerilmesi ihtimali tekrar artacak gibi gözüküyor. Şimdi isterseniz buradan biz diğer tablomuzda daha önce de paylaşmıştık yanılmıyorsam, hemen şöyle bir gram altın çalışması da yapmak istiyoruz. Gram altını şöyle aldığımızda değerli arkadaşlar, gram altında aşağı yönlü hareketten bahsetmiştik. Cuma günü belli bir seviyeye geldikten sonra tepki verdiğini görüyoruz. 146'da kapatıyor. Ortalamaların hala altında. Bugün önemli bir gün gram altında arkadaşlar. Eğer gram altında bugün 147-100 bu seviye üzerine çıkamayacak olursa büyük ihtimalle aşağı gelip ve bu haftadan itibaren biz gram altında tekrar hızlı bir geri çekilme göreceğiz. Anladığımız kadarıyla bunun anlamı da haftalıklar tarafında, aylıklar tarafında içeride gram altında iyi bir düzeltme hareketi gelecektir. Bizim hedefimiz neresi? 140-139. Şimdi seanslıklara dönüyoruz. Hatta cuma günkü kapanışı alalım isterseniz. Yani şöyle günlüğü alıyorum. Cuma günü ne kapatmış? 146-430. Hemen alalım. 146-450 diyoruz. Aldık. Haftalıkta da 146-450 aldık. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bu hafta özellikle altın fiyatlarında, gram altında 146-700, 146-900, yani görmüş olduğunuz üzere aslında günlüklerde şu mavi hareketli ortalamanın geçtiği seviye 147-147-147-100, bu bölge önemli direnç. Bu seviye üzerine çıkıp üzerinde saatlik, 1,5 saatlik kapanış yapmadan bilin ki gün içinde gerileme devam edebilir. Hatta ilerleyen günlerde şu bandı aşağı kırıp aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. İlk etapta dediğimiz gibi burası bizim için önemli. 149-146-144. Aradaki 5 kuruşluk farkı 140 dedin. Aşağı kırılması demek ne demek arkadaşlar? 139 demek. Dolayısıyla biz orayı bekliyor olacağız. Şu hareketli ortalamanın belki de 3-5 gün sonra geleceği seviye buralar arkadaşlar. Dolayısıyla bunu izliyor olacağız. Şimdi günlüklerde 4 saatliğe bakalım. 4 saatlik nasıl? Çok önemli bir hatta. Önemli bir direnç. Gördüğünüz gibi 147. Saatliklere dönüp bakalım arkadaşlar. Saatliklerin de ne kadar önemli bir dirence takıldığını görüyoruz. İhlal olabilir ama sonrasında aşağı gelme ihtimalinden bahsediyoruz. Bu durumda 145-950'nin altındaki her saatlik kapanışlarda arkadaşlar 145-143-450'ye doğru gerileyen hareketler görme olasılığımız yüksek. Bu haftaya dair 148-50 üzerine çıkmadığı, günlük kapanış oluşmadığı müddetçe aşağıda 144-650 ve bunu kırıp 140'lara doğru, 143'lere doğru geri çekilme iştahı, isteği devam edebilir. Evet, şimdi gram altınla ilgili de söyleyeceklerimiz bu kadar. Aslında ons altınla ilgili yeni tablomuzdaki
şöyle bakalım. Yeni tablomuzdaki hedeflerimizden bahsedecek olursak 1234. Hemen günlüğe bakıyorum. 1233 kapanış. 1233. Haftalıkta 1233. Biraz önce de bahsetmiştik. 229. Buranın kırılması 1222, 1216. Bu senaryoyu beklemiyoruz. Ama 37 üzerindeki hareketler 44-50, 52-56 ihtimalinden konuşacağız. 52-50 ihtimali zor ama 44 ihtimali istek içinde olacaktır büyük ihtimalle. Haftalıklarda 256 ve 1265 ihtimali hali hazırda bu hafta söz konusu olabilir. Bunu izliyor olacağız. Evet, şimdi ons altın ve gram altınla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese iyi geceler.